Bu aralar içimde bir hisle uyanıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her şey ters gidiyor. Hayatımdaki yoğunluğu özledim. Aslında çözümler bazen gözümüzün önünde duruyor. Onları görmezden geliyoruz. To think your love was mine, serenading to sinking moons. Oh, I've been so blind. Kolum şu an tam açık arkadaşlar. Tam açıkken böyle lens genişliği. Eğer birazcık yaklaştırırsam şu şekilde oluyor. Bence biraz daha pay olması gerekiyor. Ve bunun yanında şu an telefonun ekranından bakıyorum. Kameranın üzerinde bir ekran var, minik bir ekran var ama oradan detay olarak görmenin bir imkanı yok gibi. O yüzden telefon takılı kullanıyorum. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Bu kamerayı eşim kullanıyor ve ben ilk kez detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldum kamerayı. Ve aynı anda sizlerle de paylaşmak istedim. Zaten 2018 yılında çıkmış olan bir kamera olduğu için bir sürü teknik özellik videosu mevcut. O yüzden ekstra bir teknik özellik tarafına girmiyorum ama yine de açıklama kısmına yazı olarak bırakıyorum merak edenler için. Kamera alırken önceliğinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Sonuçta ne kamera aldığınız ve niye aldığınız çok önemli. Yani ben size bir kamerayı alın veya almayın demek istemiyorum. Bazı amaçlar için uygun olabilir. Bu işten para kazanmayı düşünüyorsanız, profesyonel olarak iş yapmayı düşünüyorsanız bu kamera bence uygun değil. İşte hobi amaçlı almayı düşünüyorsanız, tatile giderim yanında bulunsun veya YouTube kanalı açacaksınızdır, kameraya çok para vermek istemiyorsunuzdur. 2500 TL bandında 4K 60 FPS çekim yapabilen, üzerinde de gimbal'ı olan, stabilizasyonu iyi olan bir kamera sonuçta. Bence o durumlarda mantıklı olabilir bunu almak. Ama bir prodüksiyon anlamında iş yapayım, para kazanayım diyorsanız çekim yaparken kontrolün sizde olması gerekiyor. Manuel fokus yapma şansınız yok bir kere. Tamamen otofokus üzerinden yürüyen bir sistemi var. Pilini değiştiremiyorsunuz. Üzerindeki pille devam etmeniz gerekiyor ve 2 saatte şarjı bitti, ne yapacaksınız? Bu yüzden profesyonel olarak bu kamerayı düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. Bir şeylere başlayayım, bir şey alayım, tatilde de yanımda olsun, kolay taşın, yanımda taşınsın, stabil görüntüler versin, bir yandan da YouTube kanalı yaparsam ufaktan bir şeyler çekeyim diyorsanız bence alabilirsiniz. Kötü taraflarına gelecek olursak, öncelikle çekim açısı bana çok dar geldi. Vlog çekerken genel olarak kolumu mümkün olduğu kadar uzakta tutmam gerekti. Kadrajsal açıdan tamamen kendimi alabilmek adına. Bunu yaptığım zaman da öndeki ekrandan görme şansım kalmıyor. Bu sebeple yanına böyle bir aparatı var yanında. Bir şekilde telefonu bağlayabiliyorsunuz. Telefon bağladıktan sonra otomatik olarak telefonun ekranına bakıyorsunuz. Ve bu durumda kamera yanda kalıyor. Yanda kaldığı zaman da aslında siz tam kadrajda olmuyorsunuz. Biraz kadrajın sağında veya solunda kalmış oluyorsunuz. Ve buna alışmak zaman alıyor. Açıkçası ben bugün 2 saat deneyimledim bu kamerayı ve 2 saat içinde alışamadım. Ve her seferinde buraya getirmem gerektiğini farkındayım. Ama bir yandan ekrana bakarken böyle oluyor. Şimdi Ozma'ya göre ortalı, şimdi telefona göre ortalı. Böyle bir sıkıntı var. Vlog kısmında bana göre belki tecrübe ederek, devamlı kullanarak bu soruna alışılabilir. Ama yine de alıştığınızı düşünürsek bile gözünüz bu sefer yan tarafa çok fazla kayıyor. Çünkü mesafe çok fazla oluyor aradaki. Yani bariz bir şekilde kameraya bakarken gözünüz şöyle oluyor veya kafanız böyle dönecek. Yani o yüzden hoş bir görüntü
değil bence. Mıknatıslı bir sistemle üzerine bir lens takıyorsunuz ve bu lens olduğundan daha geniş bir görsel veriyor. Bu sayede belki daha kolunuzu yakın tutup kendinizi daha iyi ekranda görebilirsiniz. Onu denemediğim için bir yorum yapamıyorum. Ben tamamen kutudan çıktığı haliyle size yorum yapıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden değerlendirmelerimi de buna göre yapıyorum. Yani gittiniz, aldınız, ekstra para harcamadınız. 2500 TL civarı bir ücretle bunu aldınız. Kutudan ne çıktıysa. Orijinal sesini duymanız için ekstra mikrofon kullanmadım ve tamamen kendi mikrofonlarıyla ses kaydı aldım. Evet, bir yandan yine bir havalandırmanın yanında konuşuyorum. Şu an arkamda bir havalandırma var tam burada. Ben de bir yandan konuşuyorum. Şu şekilde hafif yanıma aldım. Evet. Sesim bu şekilde geliyor. Başka hiçbir mikrofon yok şu an kameranın üzerinde arkadaşlar. Sadece kendi mikrofonuyla çekiyorum. Emin değilim iyi geliyor mu gelmiyor mu? Kamerayı 2 saat kadar kullandım ve pili henüz daha bitmedi ama şu an %10'da bitmek üzere. Ama 2 saat neredeyse non-stop çekim yaptım ve 4K 60 FPS olarak yaptım bütün çekimleri. Gimbal olarak bence gayet başarılı. Zaten DJ'in çok uzman olduğu bir konu. O yüzden başarılı olması şaşırtmadı. Ben açıkçası DSLR kamera kullanmaya alışığım. Bu yüzden benim elimde birazcık oyuncak gibi hissettirdi bana. Çekim yapma ruhuna giremedim. Elimden geldiği kadar full konsantre yapmaya çalıştım ama tam olarak çekim ruhuna girdiğimi söyleyemem. Bir şekilde DSLR'ın bana verdiği o ağırlık, lensi tutma, manuel fokus yapma, istediğim ayarları manuel hızlı bir şekilde DSLR'ın arkasından ayarlama gibi şeyler bunda olmadığı için, daha dijital ekrandan dokunarak yaptığınız şeyler olduğu için açıkçası bana tam olarak kontrolün bende olduğu hissiyat vermedi bu kamera. Bana göre değil, yani ben telefonla da çok fazla çekim yapmayı seven biri değilim. Daha çok o kameranın o hissiyatını hissetmeyi seven biriyim. O yüzden DSLR kamerayla dışarıda çekim yapmayı tercih ederim bundansa. Bu arada şu an ofisten çekiyorum bu videoyu. İçinde bulunduğumuz dönemden dolayı ekip arkadaşlarım hepsi evlerden çalışıyor. İlerleyen dönemlerde herkes ofise döndükten sonra ofisle alakalı da bir video yapmayı düşünüyorum. Ama herkesin ofise gelmesini bekliyorum o video için. Sesim biraz yankılı geliyor çünkü bu ofise yeni taşındık ve tam olarak aslında dolmadı içerisi. Bunun yanında zaten yüksek tavanlı ve içinde stüdyosu olan bir yer. Sesin ekolu olmasının sebebi bu. Ama açıkçası evde çekim yapmak istemiyorum çok fazla. Çünkü bu bana gerçekten bir sebep veriyor. Yani buraya gelip bu işi yapmam hoşuma gidiyor. O yüzden evde çok sık çekim yapmama kararı aldım. Ve daha elimden geldiği kadar buraya gelip videoları çekmek istiyorum. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.